Flop English'ten sevgi ve selamlar. Bu videomda sizlere İngilizce'de kullanılan ünlemlerden bahsedeceğim. Müzik Öncelikle size 15 yaşında genç bir dil öğrencisiyken başıma gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bir diyalog var. Ertesi gün okulda işlenecek. Ben de akşamında o diyaloğa göz atarken Atisho diye ekranda gördüğünüz kelimeyi orada fark ediyorum. Ve acaba bu kelimenin anlamı nedir diye sözlükte arıyorum. Önce küçük bir sözlükte bakıyorum, yok. Daha büyük sözlüğe bakıyorum, arkadaşımın daha büyük sözlüğüne bakıyorum. En son Oxford'un en detaylı sözlüğüne kadar gidiyorum ama bu kelime hiçbir yerde yok. Neyse diyorum, bekleyelim. Yarın ne olduğunu zaten bu konuşmanın diyalogunu sınıfta dinlerken, kaydı dinlerken öğreneceğiz diyorum. Ve bu kaydı dinlerken karşımıza o kelimenin telaffuzu tam olarak böyle çıkıyor. Eşi. Evet arkadaşlar, bizim hapşu şeklinde ifade ettiğimiz hapşurma eylemini İngilizler "atschi" şeklinde ifade ediyorlar. Bu aslında bize o dildeki insanların o ünlemi kelimelere veya harflere dökerken nasıl yaklaştığını da gösteriyor. Mesela İngilizcede köpekler havlamıyor, barklıyor. Bark bark. Bak. Keçiler de ba diyor mesela. Veya meşhur sosyal medya uygulaması Twitter'dan bileceğinizi umduğum üzere Tweet kuşlar tweetliyor. Twitter'da ötücü veya ötme şeklinde çevirebiliriz. Yani Twitter'ın sembolü boşuna kuş değil. Bunu da anlamış olduk. Evet arkadaşlar ünlemler bizim duygularımızı ve doğal sesleri tanımlayan sözcükler. En azından resmi tanımı bu şekilde. Şimdi gelelim ilk örneğimize. Türkçe'de ortalama bir yurdum insana şöyle bir dürterseniz mesela ah işte, of falan gibi bir ses çıkarır. Bunun İngilizcesi ouch. Yani bir acı çekildiğinde ani bir durum olduğunda verilen tepki ouch. Check it out here. Ow. Sorry. İkinci sıradaki ünlememiz aha. I got it. Anladım. Aha. Türkçe'ye çok benzeyen bir ünlem. Aha, my abuser's grand plan has worked. Üçüncü sıradaki ünlememiz şaşırma ifade eden oh. oh that's real. Bu gerçek. Ah. Dördüncü sıradaki ünlememiz bah. Hadi ya bah. 5. sıradaki ünlemimiz bu hani var ya Türkçede bir şeye yu yuh olsun sana derken kullanılan kelime yuh Türkçesi bu İngilizcesi. 6. <laughs> sıradaki Türkçe ile birebir aynı olan brr. Oh, I'm very cold. It's very cold in here. Brr. Brr. 7. sırada korkulu anlarda çıkarılan bir ünlem ilk sesi. 8. sırada anlayamadığımızda, duyamadığımızda ha? Huh? What did you say? Ha? Huh? Türkçe ile benzer bir ünlem bu da. Pretty cool, ha? Huh? 9 ve 10. sırada İngilizcede iğrençliği ifade eden, iğrenmeyi ifade eden ew. Ew, ew. <gülüyor> <gülüyor> ew, ew. <gülüyor> Diğeri de yak şeklinde söylenen u iğrenç, berbat diye çevirebileceğim iki tane ünlemimiz var. Oh, yak. Yak. 11 birinci sırada uu la la yani mutluluğu ifade eden yaptım bu işi çözdüm bu işi uu la la. Uu la la what a beauty. On sırada üzerimizden büyük bir yük kalktığında hani deriz ya püf, oh be işte onun İngilizcesi pew what a relief. 13. sırada sinirlendiğimizde veyahut da tepki vermek istediğimizde söyleyebileceğimiz bir ünlem, jeez. Bu aslında Jesus Christ diye duyuyorsunuz. Hani işte tanrı aşkına denir ya İngilizcede, onun kısa hali jeez. He's not happy. No. Whoa geez. No. 14. sırada mutluluk ünlemimiz var. Zaten bu da son ünlemimiz. Ünlemleri öğrenmiş olmanın mutluluğuyla videomuzu bitiriyor ve yehu diyoruz Türkçe'de de kullanılan bu ünlemde. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.